Burada hızlı bir şekilde bir bakış atacağız buradaki çalışmalara. TensorFlow'u bahsettik. TensorFlow Google tarafından geliştirildi. Geliştiriliyor. Google kendi iç sistemlerinde kullandığı, tabii ki hepsini açmıyorlar ama genel hatlarıyla kullandıkları yapay zeka teknolojilerini geliştiriciler açıyorlar. Bizim gibi geliştiriciler bunları kullanıyor. TensorFlow Google'ın özetle. TensorFlow Lite var. TensorFlow Lite daha çok IoT cihazlar ve mobil cihazlar için kullanılan bir edge computing altyapısı diyebiliriz aslında. Daha çok düşük kaynaklı sistemlerde kullanılıyor. TensorFlow JS var. Bu da aslında biraz uzun bir hikayesi var ama özetle TensorFlow ekibi bunu geliştirmeye başladığında kendi iç Google içerisindeki bir ekip. Başka bir ekip de bunun JavaScript versiyonunu yazmaya çalışıyor. DeepLearn.js idi. Yanlış hatırlamıyorsam bunun ilk adı. Ondan sonra bunu birleştirmeye karar veriyorlar ve bunun JavaScript versiyonu çıkıyor. Yani client tarafında JavaScript çalışmaları yapabiliyorsunuz. Sadece client değil, server tarafında da TensorFlow.js ile bunları JavaScript'le yapabiliyorsunuz. Yani içinizde Node.js bilen bir arkadaş vardı. Mesela o, hani ben Python bilmiyorum, diğer dilleri bilmiyorum derse Node.js üzerinden bunu öğrenip doğrudan TensorFlow.js üzerinden bunu öğrenerek uygulama proje geliştirebilir. Yeni versiyondaki TensorFlow 2 tarafında gelen güzelliklerden bazıları TensorFlow.js'yi de etkiliyor. O da geliştirilen bir modelin TensorFlow.js ile JavaScript versiyonunun otomatik olarak çıkartılması gibi şeyler var. Güzel özellikler var. PyTorch Facebook tarafından geliştiriliyor ve birkaç yıl öncesine kadar Facebook açıkçası Cafe 2 diye bir şu en alttan ikincisi bunun Cafe 2 versiyonu üzerinde çalışıyordu yıllarca. Sonrasında bunu lağvettiler. Oradaki bütün ekip, bütün tecrübe ve daha da yeni kadroyla birlikte PyTorch diye yeni bir proje başlattılar. Ve onun üzerinde birkaç yıldır sağlam çalışıyorlar. TensorFlow daha da eski. Hani PyTorch'a göre. Hello. Bir arkadaş çizim yaptı. Teşekkürler. PyTorch bu çalışmalarda Facebook tarafında geliştirilen bir ürün ve ekibini de incelediğim zaman açıkçası ben PyTorch'u çok beğeniyorum. Daha disiplinli ilerliyor. TensorFlow gibi çok uzun bir geçmiş olmadığı için biraz yavaş gibi görünüyor ama aslında çok güçlü ilerliyor. Hani ikisi arasında yani kendiniz karar verin tabii ki. Belki size çok farklı gelecektir. TensorFlow daha hoş gelecektir. Bilemiyorum. İkisinin de güçlü yanları var. Farklı zayıf yanları var. Bunları araştırabilirsiniz. PyTorch dediğim gibi Facebook tarafından geliştiriliyor ve özellikle son yıllarda üzerinde çok ciddi çalışmalar, versiyon çalışmaları yapılıyor. Kadrosu çok sağlam. TensorFlow ise şöyle bir durum var. Araştıracağınız kaynaklarda TensorFlow 1x özelliklerine odaklanmayın. PyTorch tarafında, TensorFlow tarafında şöyle bir durumu açıklayayım. TensorFlow 2 versiyonu çıktı. 2'den önceki versiyonları kullanmayın. Onun içerisinde mimari bazı değişiklikler var. Mimari değişiklikler sizin kafanızı karıştıracaktır. Ve çok fazla kaynak göreceksiniz, video kurs göreceksiniz vesaire. Bunların birçoğu 2.0 versiyonu yeni olduğu için henüz birçoğu 1.0 üzerine ya da 1x üzerine. Ama 2 öncesi araştırmalara hiç girmeyin derim. Kodlar çalışmayacaktır, farklı sorunlar çıkacaktır vesaire. Sadece 2.0 sonrasına odaklanabilirsiniz. PyTorch'ta böyle bir durum yok. Baştan planlandığı gibi ilerliyor. Ve çok ciddi çalışmalar var. 3D çalışmalar üzerine mesela 3D veri üzerine PyTorch 3D çıktı birkaç ay önce.
PyTorch Mobile. Mobile konusunda TensorFlow Lite biraz daha güçlü diyebilirim. Daha konsept olarak biraz daha farklı. Programcı mantığına biraz daha göreceli olarak yakın olabilir. Ama PyTorch'ta da mobile tarafı aynı şekilde uygulanabiliyor, kullanılabiliyor. Keras çok farklı bir şey. Şimdi yapay zekada machine learning çalışmalarında şöyle bir durum var programsal tarafta. Birincisi machine learning hesaplamasını yapan temel yazılım. Bir de yani engine diyebilirsiniz buna, hesaplama motoru. Bunun üzerinde de bir ara katmanlar var. Üst uygulama geliştirme katmanları var. Keras kendisi bir hesaplama yapmaz. Tek başına çalışmaz yani. Altında şu an güncel olarak desteklediği TensorFlow var. TensorFlow üzerinde çalışıyor. Hatta 2.0 versiyonuyla birlikte Keras TensorFlow'un içerisine gömülü olarak geldi. Bu hale getirildi. Öncesinde TensorFlow'u kuruyordunuz. Onun üzerine de Keras'ı kuruyordunuz. Bir ara ayar yapıyordunuz küçük bir. Birlikte kullanıyordunuz. Altında TensorFlow değil, farklı işte CNTK, Microsoft'un geliştirdiği şurada CNTK ya da farklı işte kafe falan kullanabiliyordunuz vesaire. Düzeltiyorum, kafe değil Tiano kullanabiliyordunuz. Şimdi en güncel versiyonunda doğrudan TensorFlow'la birlikte geliyor. Ayrıca kurmanıza gerek yok. Eğer TensorFlow artı Keras kullanacaksanız, Keras ne işe yarıyor? Ne yapıyor daha doğrusu? Daha az kod yazarak çok daha hızlı öğrenebilmenizi sağlar. Çünkü TensorFlow biraz daha hem araştırma hem geliştirme vesaire bunların hepsini bir arada getirdiği için bunlar çok daha fazla detay gerektiren şeyler. Hani ürün ortamı çalışmaları çok daha fazla detaya hakim olmanızı gerektirir. Bunu yapabilmek için de çok daha fazla kod yazmanız lazım. Ayarlar vesaire her şey çünkü çok esnek olması gerekiyor. Keras bunu minimize ediyor. Size işinize odaklanmanızı sağlar. Hızlı prototip çalışmalarında ve hızlı öğrenme çalışmalarınızda Keras kullanabilirsiniz. Keras'la başlayabilirsiniz daha doğrusu. Özetle. Keras'ı da ayrıca kurmanıza gerek yok artık. TensorFlow kullanacaksınız. Son versiyonu kurduğunuzda içerisinde geliyor. PyTorch apayrı. Bunların ikisi içerisinde çok ciddi bir çekişme var diyebilirim. Diğerleri çekişmenin dışarısında olan altyapılar artık. Onlar geride kaldı. Her ne kadar geçmişte çok güçlü olsalar da bunların ikisi şu an güçlü. PyTorch'ta TensorFlow. İkisinden birini seçmeden önce de kendiniz bir ciddi araştırma yaparsınız. Daha çok incelediğim kaynaklarda ve kendim de gözlemimi söylemem gerekirse PyTorch son dönemde son bir yıldır ciddi bir ivme kazandı. Özellikler vesaire, performans bu açıdan TensorFlow'un önüne geçiyor diyebilirim. Ve research tarafında yani yapay zeka araştırmacıları tarafından PyTorch tercih ediliyor daha çok. Ve mesela Tesla otomobillerinde yani Tesla'nın yapay zeka direktörü kendisi söyledi ki bunun videolarını PyTorch'un YouTube sayfasında görebilirsiniz. Artık altyapılarında PyTorch'a dönüştürdüklerini, PyTorch kullandıklarını vesaire söyledi. Bunun gibi birçok kişi var böyle söyleyen. Kendiniz karar verirsiniz dediğim gibi. NLTK bu sadece NLP tarafı için geliştirilmiş bir library. CNTK Microsoft tarafından geliştirildi. Çok performanslıydı ama uzun süredir güncelleme almıyor. Diğerleriyle yani TensorFlow'la PyTorch ile kıyaslanabilecek yani rekabet durumunu kaybetti. MLNet gene Microsoft'un ama kıyaslama yaparsak diğerlerinden biraz farklı. Teknik bir detay oraya girmeyeceğim. Tiano iyiydi. Gayet iyiydi. Yıllarca kullanıldı ama onu geliştiren daha doğrusu ana geliştiricisi olan üniversite geliştirmeyi bıraktığını, Mila geliştirmeyi bıraktığını açıkladı. GitHub sayfasında yazıyor zaten, bakabilirsiniz. MXNet bu open source olarak yayınlandı. Amazon tarafından geliştiriliyordu ama çok rekabet içerisinde olan bir geliştirme desteği yok açıkçası. Torch
Torch aslında PyTorch'un Torch'u buradan geliyor. Bu mimari üzerine düşünülen bir çalışma. Ama bu daha çok akademik ilerliyor Torch. Torch ile PyTorch farklı yani. Ve Torch ekibinde hatta iki tane Türk var. Bir tanesi sanırım 4-5 çekirdek ekiplik main contributors ekibi var. Orada bir tanesi Türk, Google'da çalışan biri. Bir de yardımcı kontribütörlerden bir Türk daha var. Bu dediğim gibi akademik ilerleyen bir şey. Bunu production ortamında önermem. Cafe, Berkeley Vision tarafından geliştirilen Berkeley University. Bunlar da geçmişte çok güçlüydü dediğim gibi ama artık değil. Keynet, bu da Koç Üniversitesi'nden bir hocanın yaptığı bir çalışma. Aslında Julia diliyle geliştiriliyor. Bu da gene diğerleriyle rekabet içerisinde değil ama incelemenizi tavsiye edebileceğim bir kaynak olabilir. Ve şöyle bir durumla özetlenebilir. TensorFlow'un durumu günümüzde. Keras kullanımı daha hani hızlı başlangıç yapmak için kolaylaştırdığı için TensorFlow backend tarafında kullanılıyor. Ve Keras da ön yüzde kod azaltmak için kullanılan bir library diyebiliriz kısacası. Ayrıyeten incelemenizi ve kullanmanızı önerdiğim birkaç tane ekstra kütüphane var. Scikit-learn. Scikit-learn yeni bir şey değil. Yıllardır istikrarlı bir şekilde machine learning tarafında kullanılıyor. Ama machine learning odağında. Ve çok az da görsel tarafta Scikit-image ya da tam hatırlamıyorum şimdi adını ama image tarafında da öyle bir küçük library var bunun içerisinde. Machine learning tarafında güçlü ve daha hızlı öğrenilebilir, daha basit. TensorFlow vesaire gibi karmaşık değil. Çünkü hedeflemesi onlar değil. Daha çok machine learning odağında çalışıyor. Pandas daha çok veriye erişim tarafında kullanılan ve kullanmanız gereken bir kütüphane. NumPy machine learning tarafında ya da herhangi bir şekilde yapay zeka çalışmaları yaparken matematiksel işlemlere ihtiyacınız olacak. Burada kullanmanız gereken en temel kütüphanelerden bir tanesi NumPy. Tensorlar üzerinde işte programsal olarak söylersek ya da matematiksel olarak matrixler ya da programsal olarak çok boyutlu diziler gibi bunların üzerinde çalışmak için ve birbirleriyle dönüşümlerini yapabilmek için çok ciddi hesaplama gücü katıyor bize. Mesela PyTorch'un içerisinde de gömülü olarak NumPy benzeri özellikler var. O performans olarak daha iyi. Çünkü paralel olarak yapabiliyor bunları. H2O var. Bunu da incelemenizi öneririm. Open source bir çalışma. Matplotlib. Bu görselleştirme amacıyla kullanılan bir library ve görselleştirme yapacaksanız tavsiye ederim incelemenizi. Seaborn falan var. Onlara da bakabilirsiniz. Seaborn. Shogun var. Onu da inceleyebilirsiniz. Web tarafı için de küçük bir liste yaptım. Ekstra girmeyeceğim. Sadece TensorFlow JS'yi söyledim. Terasek JS var. Bu da OCR amacıyla kullanılan. Aslında Terasek JS orijinde JavaScript library'si değil. Terasek daha çok yani yüzden fazla dili, konuşma dilini birbirine dönüştürmek için kullanılan bir OCR kütüphanesi diyebiliriz aslında. Ya da mesela işte görselden bir text extraction işlemi yapmak için kullanılan bir library. Kendi alanında çok güçlü. Ama yapay zekayla doğrudan alakalı bir şey değil. Ve mobil taraf odağında da TensorFlow Lite'ı söyledim. PyTorch Mobile'ı da söyledim. Bunun teknik uygulanabilirliği farklı Lite'a göre. Onu incelersiniz. Bir script'i var. PyTorch script. O şekilde kullanabiliyor. Google ML Kit for Mobile var. ML Kit. Core ML var. Bu tamamen Apple ürünleri üzerinde çalışan Apple tarafından geliştirilmiş bir machine learning library'si. Kendileri de onu kullanıyor. Yani Google'ın TensorFlow çalışması neyse mesela kendi ürünlerinde de kullanıyorlar Google tarafından. Apple'da Core ML'i bu şekilde hem
geliştiricilerine hem de kendilerine kullanmaları için geliştiriyor. Core ML ve TensorFlow yeni versiyonla birlikte Apple ürünleri üzerinde çok ciddi bir entegrasyon anlaşması yaptılar. Artık Apple ürünleri üzerinde daha güçlü bir şekilde kullanılabiliyor. OpenCV'yi mobile'e geçiyorum. Deneysel bir şey. Ürün ortamında çok çok farklı kullanım alanları olabilir. OpenCV ise, yani mobile olarak değil de OpenCV'nin kendisi, ki site opencv.org, bu Linux işletim sistemi piyasasında neyse, görüntü işleme tarafında da OpenCV bu. Hatta daha da ötesi olabilir. Görüntü işleme tarafında bu işin milat noktası diyebilirim. En güçlü open source görüntü işleme library'si. Bu uzayda da kullanılır. Bu herhangi bir endüstriyel projede, yani gerçek production ortamında da kullanılıyor yıllardır. Ben ilk OpenCV projemi 11 yıl önce yapmıştım, 11-12 yıl önce. 2000 yılında geliştirmeye başlandı yanlış hatırlamıyorsam C++'la ve bu alanda halen güçlü, sürekli güçlenerek devam ediyor. Görüntü işleme de tektir diyebilirim. Kendi içerisinde son yıllarda yapay zekayı da, yani yapay zekayı hesaplama motoru olarak değil de yapay zeka modelleri OpenCV içerisinde kullanabileceğiniz yetenekler de eklediler. Yani şöyle diyeyim, ister bir drone, gerçekten bir insansız hava aracı yapın, hani global ölçekte satılabilecek, kullanabilecek herhangi bir şeyde, ister bir uydu tasarlayın, fark etmiyor. Görüntü işleme tarafında çok güçlü bir altyapıya ihtiyacınız var. Bu o alanlarda da kullanılıyor. Chatbot araçları, bunlarla ilgili bir liste yayınladım. Open source olarak kullanılan ve ücretli hizmetler de var kendi içerisinde. Ama open source projeler de var. Python'da yazılmış vesaire. Direkt alıp bir chatbot uygulaması yazabilirsiniz. Chatbot apayrı bir konu aslında. Hani NLP'nin bir alt ürün gamı diyebiliriz. Ama çok fazla kullanım alanı var. Bu ticarileştirmenin en kolay olduğu başlıklardan bir tanesi. En basitinden bir e-ticaret sitesine girdiğinizde orada işte yazışma ile mesela sipariş verebilme. Örneğin şunu diyebilirsiniz. Ben örneğin yazlık düğün için ya da işte kına için ya da balo için, mezuniyet için kırmızı renkte şu 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 özelliklerde bir elbise istiyorum dediğinizde mesela bu arka tarafta NLP motoru tarafından hesaplanabilir. Ve o ilgili e-ticaret sitesi üzerindeki veri tabanı üzerinde ilgili filtreler yapılarak size sadece yazdığınız metin üzerinden öneriler sunulabilir gibi. Chatbot bu amaçla da kullanılabiliyor. Pek bir sınırı yok aslında.